geçen ders kaldığımız yerden devam ederek. Geçen ders 7. bölümün sonunda kalmıştık. 7. bölümün sonunda lazerin kullanımı vardı. Lazer günlük hayatımızda bazı alanlarda kullanabiliriz lazeri. Onlardan bir tanesi mesela nedir bilmemize? Lazerin kullanımı nedir? Örneğin cilt temizlemede lazer kullanılır. Örneğin cildinde tatu yapanlar o tatuları temizlemek için cilt ya da dövme yapanlar dövmeyi temizlemek için cilt temizlemek için lazer kullanılır. Göz hastalıkları için lazer kullanılır. Örneğin miyoplup tedavisi ya da gözlük takmak istemeyen insanlar için lazerle tedavi bulunmaktadır. Bilgisayarlarda kullanılır. CD'leri okumak için CD'ler çalıştırmak için bilgisayarda lazer kullanılır. Başka tabi alanlarda yine kan pıhtılaştırmak için, örneğin şeker hastalığı olan insanlarda kan pıhtılaşması biraz zordu. O yüzden bazı özel durumlarda o kanı durdurmak için lazer kullanılır. Aynı zamanda miyopluk tedavisi için de kullanılır dedi. Başka lazer mesafe ölçmek için kullanılır. Örneğin mühendisler çoklukta uzak mesafeleri ya da binaların yüksekliğini ölçmek için lazer kullanırlar. Başka teknoloji alanında ve maden alanında kaynak yapımında, yani lehim yapımında lazer kullanılır. Bir de metalleri kesmek için, çok düzenli bir şekilde kesmek için lazer kullanılır. Tabii bu lazer kullandığı aletler çok özel aletlerdi ve çok da düzenli bir şekilde kesimi ya da kaynak yapmanı lazımsa yapar. Bu 7. bölümle ilgili olan konularımız idi. İndice Allah 8. bölüm üzerine. 8. bölüm atom fiziği ile ilgilidir. Atom fiziği bu bölüm başlangıçta ne sebep oldu bu bölüm başlamağına ya da atom fiziğinin başlamağına sebep olan neydi? Klasik fizikçiler var idi, bir de yeni modern fizikçiler var idi. Klasik fizikçiler çoxu eski fizik kuralları üzerine yürüyen insanlar idi. Eski fizikçiler çoxluq büyük cisimleri tanımlamakta çok başarılıydılar. O yüzden bu insanlara deyirler klasik fizikçiler. Yani klasik fizikçiler dedik, büyük cisimleri tanımlamada başarılıydılar. Ama teknoloji gelişimiyle atomlara ihtiyaç duyuldu. Atomları da açıklamak için klasik fizikçiler bazı görüntülerde başarılı olmadılar. Başarılı olmadıkları için de modern fizikçiler ortaya çıktı. Modern fizikçiler atomlar üzerine çalışan, gözle görünmez atom dünyası üzerine çalışan bilim adamları adlandırırlar. Bilim adamları olarak adlandırırlar. İlk önce klasik fizikçilerin açıklayabilmediği görüntülerden ilk öncesi siyah cisim ışımasıydı. Siyah cisim ışıması ne demekti? Yani siyah cisimden çıkan ışınlardı. Mesela ne kimin? Bir metalimiz vardı. Siyah renkli bir metalimiz vardı. Bir demirimiz vardı. Bu demiri ateş üzerine attığımızda ilk önce demir daha yeni ısınmaya başladı. Düşük sıcaklıkta olduğu için demir hep siyahtır önce. Ama uzun bir süre ateş üzerinde kaldıktan sonra bakarak o demirin rengi kırmızıya ve turuncuya doğru kaymaya başladı. Kırmızı ve turuncu olmağının sebebini klasik fizikçiler açıklayabilmediler. O yüzden modern fizikçiler geldiler, bunu açıklamaya başladılar. İlk önce siyah cismin ışımasından başladılar. Klasik fiziğin açıklayamadığı bir görüntüydü. Klasik fizik dedi siyah cisimlerden çıkan ışınlardır. İdeal bir şekilde emilir ve saçılır sıcaklık derecesine göre. Yani bir siyah cisimimiz olduysa onu ateş üzerine attıysak o metalden ya da o siyah cisimden çıkan ışınlara siyah cisim ışıması diyorlar. Ve bu ışınlar ismi genel olarak yani bilimsel olarak elektromanyetik ışındı. Yani bir demiri ateş üzerine attıysak rengi kırmızıya ya da turuncuya dönüştüyse o kırmızı ya da turuncu tamam etrafa da sıcaklık verir. O verdiği sıcaklık ve renkler bilirsiniz diyorlar elektromanyetik ışınlama. Elektromanyetik ışınlar neden oluşur?
Diri kesintisiz dalga boyudur. Kızıl ötesinden başlar, görünen dalgalara geçer ve sonra da mor ötesi dalgalara ulaşır. Bunu anlamak için neyi bilmemiz lazımdı? Elektromanyetik spektrumu bulmamız lazım. Elektromanyetik spektrum, yani elektromanyetik dalgalar grubu. Elektromanyetik dalgalar grubu 7 gruptan oluşur. 7 tane gruptan oluşur. Onlardan ilki radyo dalgası, mikro dalgası, kızıl ötesi. Bunların hiçbiri gözle görünmez. Ondan sonra görünen dalgalar, görünen ışıklar. Ondan sonra görünen ışıklardan sonra yine gözle görmediğimiz mor ötesi ışınlar, yarı mor üstü ışınlar, kızıl X ışınları, bir de gama ışınları vardı. Gama ışınları vardı. Sonra da ne dedi Lamza? Diri bir metali ateş üzerine atıysak içinden elektromanyetik ışınlar çıkar. O ışınlar neden oluşur? Burada açıklayabilirik bu spektrum üzerine. Diri ilk önce kesintisiz dalgalardı. Nereden başlar? Kızıl ötesinden başlar. Sonra görünen dalgalara doğru geçer. Yani sıcaklık derecesi artmasıyla görünen dalgalara doğru geçer. Ondan sonra da kızıl ötesi görünen dalgalardan daha fazla artırdıysak sıcaklığı, mor ötesi dalgası ve daha fazla dalgalara geçmeye başlar. Yani bir metalin sıcaklık artmasıyla renginin değişmesinin sebebi bu dalga değişimidir. Tabi burada kızıl ötesimiz vardı. Kızıl ötesinden sonra görünen renkler. Görünen renkler de gökkuşağı renklerinden oluşur. Nerede gökkuşağı renklerinin başlangıcı? Kırmızıdır. O yüzden buna diyor kızıl ötesi, yani kırmızıya ulaşmadan önceki dalga. Kızıl ötesini geçtikten sonra ilk önce metal kırmızı olur. Kırmızıdan daha fazla artırdıysak sıcaklığı, ondan sonra ne olur? Turuncu. Turuncudan sonra sarı. Bu şekilde hatta mor ve mor üstü dalgasına geçer. Mordan sonra ya da maviden sonra, mordan sonra biz o değişimi görmeniz görünmeyen dalgalar içinden çıkar. Mor üstü ve diğer dalgalar başlar. Başka soru nedir o metalle ilgilidir? Neden elektromanyetik ışını düşük sıcaklıklarda görünmez? Düşük sıcaklık. Hani dedik bir metali ateş üzerine attıysak neyse o metalden sıcaklık aldık ama rencinin değişmediğini görürük. Renci özü kimi kaldı. Neden? Çünkü kızıl ötesi bölgesindedir. Kızıl ötesi bölgededir. Yani bir metali yenici ateş üzerine attıysak sıcaklık aldık ondan ama metalin rencinin değişmediğini görürük. Sebebi nedir? Çünkü kızıl ötesi bölgesindedir, bu bölgededir. Bu bölgelerde de dedik gözle görünmeyen dalgalardı. Ama daha fazla sıcaklığı artıysak o yüzden ondan sonra görünen dalgalara doğru geçer. Başka sorumuz nedir? Neden erimiş maden sarı renkte parlar? Erimiş maden, yani erimiş metal sarı renkte parlar. Çünkü yüksek sıcaklıkta ya da yüksek ısıda elektromanyetik dalgalar görünen dalgaya girer. Yani sıcaklık derecesini, bir metalin sıcaklık derecesini artırdıysak o erimeye başlar. Erime sırasında da erimiş bir maden ne renkte parlar? Sarı renkte. Çünkü görünen bölgelerde. Yani kırmızıyı geçip, turuncuyu geçip sarıya gelir. Klasik fiziğin açıklayabilmediği başka bir konuda neydi? Siyah cisim idi. Siyah cisim ideal bir cisimdir. Üzerine düşen bütün ışınları emer. Üzerine düşen bütün ışınları emer. Ve bu siyah cismi açıklamak için en iyi model hangisidir? Bu siyah kutu modelidir. Siyah kutu, bir siyah kutumuz vardı burada. Bu kutunun her tarafı kapalıydı. Sadece bir tarafta küçük bir deliği vardı. Bu delikten bütün bir ışık gönderdik buradan. Bu ışık gönderdiğimizde bu kutunun içerisi küçük küçük aynalar gibidir. Parça parça aynalardan oluşmuş gibidir. İçerisine bir ışık geçtiyse bu ışık içeride sonsuz yansıma yapar. Duvarlara decer ve yansır. Ve bütün ışığı
əmməyə başlar bu cisim. Yəni bu cismə nə qədər işıq göndərdiksək, bütün işıqları alır və içərisində yansıtmaya başlar. Və sadəcə işığı geri döndürmək sadəcə bu deyil vardı. Yəni bu işıq, bu cisim hər zaman siyah görkür, amma içində işıq hər zaman yansıtılır. Siyah cisim də aynı bir şəkildədir. Yəni üzərinə düşən bütün işıqları əmər. Aynı bu qutu kimi üzərinə düşən bütün işıqları alar, içərisində yansıtır, amma görünməz dışarıdan. İçərisində yansıtır, amma görünməz dışarıda. Bu 8-ci bölümümüz klasik fiziğin başarısız olduğu bölümlerden bir tanaydı. Anlattığımız siyah cisim ışımasıydı. Gəlin baxaq, siyah cisim ışımasında öncü olan bilim adamları kim idi? Yani modern fiziği başlatan bilim adamı kim idi? Onun üzerine gəlin indi. Modern fiziği başlatan bilim adamının adı Planck idi. Planck teorisi. Planck teorisine göre siyah cisim ışıması, eğer klasik fizikle modern fiziği karşılaştırdıysak, tabi Planck'ın teorisi klasik fiziğin karşısındaydı ya da zıddınaydı. Sebebi neydi? Çünkü o bazı görüntüleri açıklayabilirdi. Ama laboratuvar sonucu yok idi elinde, sadece teori olarak idi. Ama sonra laboratuvar sonucuyla karşılaştırıldığında doğru olduğu gösterildi. Doğru olduğu gösterildi. İlk önce gelin, bakalım. Burada bir grafımız vardı. Bu graf neyle arasında? Burada dalga boyumuz var. Dalga boyu. Bu tarafta ise şiddetimiz vardı. Yani ışığın şiddeti. Laboratuvar sonuçlarına göre dalgamız bu şekildeydi. Bu laboratuvar sonucunda elde edilen grafiğe bak, şiddetin artmasıyla dalga boyunun arttığını görebiliriz. Ama bir süreye kadar, ondan sonra yine yani dalga boyuyla şiddet arasında ters bir değişim ortaya çıkar. Bu laboratuvar sonucuydu. Yani Planck'ın zamanında bu ispatlanmadı. Teknoloji geliştikten sonra laboratuvar sonuçlarıyla ispatladılar ve Planck'ın doğru olduğunu gösterdiler. Gəlin indi Planck'ın teorisi, bu çizgi de Planck'ın teorisiydi. Planck'ın teorisi. Bu çizgide de o noktalar ise laboratuvar sonucuydu. Peki klasik fizik bu dalganın neresindeydi? Yani bu grafın neresindeydi? Klasik fiziğe göre eğer ışık şiddetini artırdıysak dalga boyları kısa dalga boylara doğru gelir. Ama ışık şiddetini çok fazla artırdıysak sonsuza doğru bir çizgi olarak yukarıya doğru gider. Bu da neydi? Klasik fizik. Klasik fizik siyah cismi açıklamaktı. Dedi. Eğer bir siyah cismi ateşe attıysa, şiddeti artırdıysa sıcaklığın, şiddetini artsa, ilk önce uzun dalga boylarına başlar. Sonra kısa dalga boylara doğru kayar.
ve ışığı çok fazla arttırırsak sonsuza kadar gider bu grafın çizelgesi. Ama Planck teorisine göre diğerde ilk önce kısa dalga boylara doğru kayar, yani ilk önce uzun dalga boylarından başlar, ondan sonra kısa dalga boylarına gelir ve sıfıra yakın olur. Sıfıra yakın olur. Laboratuvar sonuçlarda bunun doğru olduğunu ispatladı. O yüzden modern fiziğin başlangıcı olarak Planck'ı sayabiliriz. Modern fiziğin başlangıcı olarak Planck'ı sayabiliriz. Cala Planck'ın bu teori için koyduğu kural üzerine calağında. Kural neydi? Planck'a göre enerji, yani kinetik enerji diyelim. Enerji eşittir NHF. Bu neydi bu? Bu Planck'ın teorisiydi. Planck teorisine göre bu kuralı koydu. Bakalım bu değişkenlerin isimleri neydi ilk önce? Burada neyimiz vardı? Enerji. Neyin enerjisi? Foton enerjisi. Foton enerjisi. Burada foton sayısı. Bakalım foton neydi incelik üzerine? Ondan sonra burada neyimiz vardı? Planck sabiti. Burada ışık frekansımız vardı. Frekansımız vardı. Tabii burada foton enerjimiz vardı. Foton enerjisinin iki birimi vardı. Soruları da görebilirler. Birincisi ya joule'dı, joule ile ölçülür, ya da elektron volt ile ölçülür. Bunlar üzerine geldiğinde detaylı olarak ne olduğunu. Ondan sonra foton sayımız vardı, birimi yoktu. Bir de frekansımız vardı, hertz ile ölçülür ya da saniye eksi 1 ile ölçülür. Bunu okumuştuk. Dördüncü bölümde eğer yadınızda kalıpsa. Ondan sonra tabii bir de neydi? Ya da saniye eksi 1 de koyabilirler buraya. Planck sabitinin birimine çıkar. Joule saniye. Joule saniye olarak sayabilirler. Gelin bunun üzerine bir soru çözmeye başlayalım. İnşallah. Ama ondan önce neyimiz var dedik? Bunları açıklayalım. Bakalım foton ne anlamı? Tabi Planck'ın kuralında dedik foton kelimemiz vardı. Foton kelimesi nedir? Klasik fiziğe göre ışık düz bir çizgiden oluşuktu. Klasik fiziğe göre, yani elçi fiziğe göre ışık düz bir çizgiden oluşuktu. Ama modern fiziğe göre ışık küçük paketlerden oluşuk, parçacıklardan oluşuk. Bu parçacıkların her birisine derler foton. Yani aslında ışıktı ama bu ışık enerji paketlerinden oluşup, enerji parçacıklarından oluşup her bir parçaya diyorlar foton. Bu parçacık bir yüzeye değdiyse o parçacık patlar ve o yüzeye sıcaklık verir. Yani biz güneş özünde durduğumuzda bizim vücudumuza fotonlar değer. O fotonlar da içinde enerji vardı. O enerjiler sonucunda biz de vücudumuz sıcak olmaya başlar. Tabii burada dedik foton enerjisinin iki birimi vardı. Joule ve elektron volt. Şimdi olacak, bakalım eğer soruda elektron volt verdiyse ne yapmamız lazımdı? Bu önemli bir haberiniz olsun. Not, nedir notumuz? Bir elektron volt eşittir 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 joule.
Yani eğer sorda bile elektron volta verdiyse olur neye çevirin bunu? Olur joule'a çevirin. Bir de bu kurala göre sorumuz vardı. Sorumuz nedir? Işığın foton enerjisi neye bağlıdır? Işığın foton enerjisi neye bağlıdır? Cevabımız da nedir? Cevabımız ışığın foton enerjisi tabi frekansa bağlıdır. Işığın foton enerjisi frekansa bağlıdır ve doğru orantılıdır. Doğru orantılıdır. Ondan sonra cevabında örnek 8A'yı çözmeye. Örnek 8A Planck teorisiyle ilgili olan bir örneğimizdi. Örnek 8A ve birkaç tane değişken verildi bize bu örnekte. Örnek 8A sayfa 235. Sayfa 235. Baka ilk önce örnek 8A'da ne verir bilmemize? Diri güneş ışığı tayfının zirvesinde her foton yaklaşık olarak 2.7 elektron volt enerjiye sahiptir. Yani ilk önce ne verir bilmemize? İlk verilen enerjidir. 2.7 elektron volt. Buna dikkat edin. Elektron volt ile verilmiştir. Biz ne dedik? Eğer elektron volt ile verilmişse joule'a çevirmemiz lazımdı. Bu ışının frekansı kaçtır? Frekansı istir bilmemizden. Ama tabi biz burada neyimiz var idi? Değişkenlere baktıysak bu kurala göre enerjimiz var. Foton sayısı var. Planck sabiti var. Frekans var. Bu soruda sadece bir tane değişken verir bilmemize. O da enerjidir. Foton enerjisidir. Frekansı da istir bilmemize. Daha neyle ne kalıp? Bunlar da kalıp. Planck'ın sabiti de sabit bir sayıdı tabi. Onu ezberlememiz lazımdı. 6.63 çarpı 10 üzeri eksi 34 joule saniyedi. Ve ne de bir olarak sayıldı. Yani bir olarak sayabildik onu. Yani burada neyimiz vardı başka değişkenlerden? Planck sabiti 6.63 çarpı 10 üzeri eksi 34 joule saniyemiz vardı. Bir de İndicallık bu değişkenlere göre bu soruyu çözmeye ilk önce neden başlarak? Tabi enerjiyi verdiği için diyerek E eşittir HF. Foton sayısı eğer vermediyse soruda yani 1'di. 1 olduysa da sayma, yazmamıza gerek yoktu. Bu değişkenlere göre bakalım hangisini verebilmemize? E'yi verip, enerjiyi verip, bu da sabitti, Planck sabiti. Ne kaldı? F kaldı. F'yi bulmamız lazımdı. F'yi de bulmaksa, birazcık yerlerini değiştirir. Yani F eşittir E bölü H. Yani frekans eşittir enerji bölü Planck sabiti. Ama neyimiz var idi burada? Bakın dedim. Elektron voltla verip o elektron volt neye çevirmemiz lazımdı? Joule'a çevirmemiz lazımdı. O yüzden burada diyerek 2.7 çarpı 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 böyle 6.63 çarpı 10 üzeri eksi 34 bu haradan geldi dedik? E eşittir 2.7 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 joule. Tamam. Yani elektron voltu joule'a çevirmiş olduk burada. Ve sonucumuzu nasıl çıkarır? F eşittir. 6.5 çarpı 10 üzeri 14. 6.5 çarpı 10 üzeri 14 hertz.
Bu da frekansımızın sonucu olarak açıklayabilir. Tabi burada dediğimiz için önemli olan nedir? Elektron voltu çevirmekti. Ondan sonra bu sabiti de ezberlemekimizdir. Şimdi inşallah değerli arkadaşlar, gelen videomuzda inşallah klasik fiziğin açıklayabilmediği ikinci konusuna, o da fotoelektrik olayıdır.